Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Rabbi şerah li sadri ve yessir li emri ve vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli amin. Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yezid sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an sen de aldığın malı kazandın buyurdu. Buhari'de geçen bir hadis. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben ya Resulallah hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır öyle yapma dedi. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulullah malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine ya Resulullah ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacaksın. Ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi ashabımın hicretini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı. Buhari, Müslim hadis-i şerifleri. Bu Sa'd bin Vakkas ölüm döşeğinde Peygamber aleyhisselam bu öğütleri veriyor. Sonra Sa'd bin Vakkas Hazreti Ömer devrinde köprü savaşı oluyor. Köprü savaşında o köprü yıkılıyor. Karşıya kimse geçemiyor. Karşıya geçemeyince köprü savaşında Sa'd bin Vakkas ordunun komutanı diyor ki ben yürüyeceğim siz de benimle beraber yürüyün diyor. Suyun üstünde yürüyor. Sa'd bin Ebu Vakkas. Suyun üstünde yürüyünce arkasından gelen ordu diyor ki ya düşersek diyorlar. Hayır düşmeyeceksiniz benim ardımdan yürüyün. Sonra yürüyorlar bitince Sa'd bin Ebu Vakkas diyor ki malları denize düşen oldu mu? Yani o geçtiğimiz yere düşen oldu mu? Diyor köprü savaşında herhalde Fırat'ın üzerinden geçiyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Eşyası düşen oldu mu? Suya eşyası düşen oldu mu? Bazıları diyor ki bizim eşyalarımız düştü. Bazıları da bilerek atıyor. Yani Sa'd bin Ebu Vakkas ne yapacak acaba diye. Diyor ki ey suyun içindeki Allah'ın askerleri malları geri getirin diyor. Sudan balıklar ağızlarında o eşyalarla geliyorlar. Sa'd bin Ebu Vakkas'a sunuyorlar o eşyaları. Alıyor. İmam Şafii bunu anlatırken diyor ki İmam Şafii Hazretleri eğer Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı evliya değilse kimse evliya değildir diyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeleri evliya değilse kimse evliya değildir diyor. Bu şekilde İmam Şafii bir söz kullanıyor. Ve ahiri da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.